Ha, nasıl eğleniyorlar bak. Baba baba. İnsanlar böyle eğleniyorlar işte. Biz de işimize devam ediyoruz. Abi bunlara o kadar grup, bir tane ben sattım mısır. Bir tane o karşıdaki sattı. Sonunda bu kadar. Birdenbire hava çok iyiydi aslında ama birdenbire böyle rüzgar çıktı. Bozdu hava. Neyse, hayırlara vesile olsun. Şu anda bitse bile işimiz, yani yağmur yağsa da fırtına çıksa da zararımız falan yok. Masrafları çıkardık yani. Kârda değiliz ama masrafları çıkardık. Dalgaları görüyor musunuz arkadaşlar? Rüzgar şimdi hafifledi biraz ama hava kapalı. Yine bazen acayip vuruyor. Çocuklar mocuklar böyle ıslanıyor ya, denize girmiş oluyorlar. Tir tir titriyorlar ondan sonra. Bakın yine rüzgar başladı. Sesim şeye geliyorsa kusura bakmayın. Bakın dalgalar ta buraya kadar geldi, gördünüz. Bugün sabah bir uyandım arkadaşlar. Telefonumda bir mail var, baktım. Mail nereden geldi dersiniz? Ben burada banka uygulamaları kullanıyorum. Oy! Bu abi çok güzel resim çiziyor, böyle oturuyor, kara kalem resim. Biraz önce gördüm, tanıştık da. Yani böyle gezmeye gelmiş, çok güzel çiziyor. Keşke videosunu çekseydim, neyse. Baktım ben burada banka uygulamaları kullanıyorum ya. Bir tanesi Banco do Brasil, bir tanesi Nubank, bir tanesi de PicPay. PicPay ve Nubank internet bankacılığı, zaten onların şubesi falan yok, internet direkt. Nubank'tan mesaj gelmiş, baktım. Kredi kartı ister misiniz diyor. Evet, bir de şık koymuş altına, işte uygulamaya yönlendiriyor. Uygulamaya gidiyorsun. Gittim baktım, evet, hayır şıkkı koymuş. Dedim istemez miyiz baba? Evet, şıkkını işaretledim. Böyle bir hevesliyim ama. Evet'i işaretledim. Neyse tamam, onaylandı dediler. Kredi kartınız onaylandı. Mevcut limiti görmek için tıklayın dediler. Bir tıkladım. Mevcut limit 50 real. 50 real ve haftalık olarak limitiniz davranışlarınıza şeye göre diyor, yani neyse giriş çıkışa göre artırılacaktır diyor. Artık haftada 5 real mi artırır, 10 real mi artırır bilemem de sorun o değil aslında. Sevindim. Niye sevindim? Bazı şeyleri kredi kartı olmadan yapamıyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki araba kiralayacaksınız. Banka kartıyla yapamıyorsunuz. Kredi kartı istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki 50 real ile araba mı kiralanır? Hani zaten kiralama gibi niyetim yok da, kiralanmaz evet. Ama artık kredi kartı olduğu için banka kartınızdaki limiti, burada bilmiyorum Türkiye'de de aynı mı, eskiden öyle bir şey ben bilmiyordum ama olabilir belki. Mevcut banka kartınızdaki limiti kredi kartına aktarıp kredi kartı olarak da kullanabiliyorsunuz. Önemli olan bana 50 real, 100 real, 1000 real limit vermesi değildi. Kredi kartını olarak kullandırmasıydı. Neyse, bu sevindim buna. İyi oldu yani. Bir de şey düşünün, yabancısınız. Yabancı bir ülkeye gelmişsiniz. Banka size kredi kartı veriyor. Az veya çok limit, neyse. Sonuçta böyle yani. Sevindim buna da. Şimdi hafiften gene güneş açtı. Bakın herhalde sizin dualarınız mı oldu? Sizin iyi dilekleriniz mi oldu? Yine güneş açtı. Ben de bu arada 17-18 tane sattım. Yani şu anda artık hani ne olursa olsun kârdayız. Birazdan yine başlayacağım. Biraz oturayım dedim. Ondan sonra yine başlayacağım arkadaşlar. Yine de görüşeceğiz. Vallahi yine oturduk işte. Kardeş de şu mısırcı bu arkadaş da burada oturuyor. Ben de burada duruyorum. Oy, yoruldum vallahi ya. Yaklaşık bir 22-23 tane sattım ama çok yavaş bugün. Harbi dünden daha yavaş yani. Dün daha iyiydi. Bugün daha yavaş. Ama yine dediğim gibi 22-23 tane sattım hani. 100 masraf olsa 120-130 lira kalıyor gene. Hani şimdi gitsem bile, ama daha saat bu arada 1.30 yani. Daha bayağı bir zamanımız var. Biraz dinleneyim şöyle. Ondan sonra bir tur daha atarız. Ben bu arada şeye geldim, şu 8 var diye, 8 yazıyor ya, görüyor musunuz? Oraya geldim. Şöyle grubun önüne de arabayı koydum ki koku gitsin diye. Of of. İşte böyle arkadaşlar. Vallahi gezmeye başlasak da sizin için de iyi olsa, benim için de iyi olsa. Arkadaş abimizin bir tanesi demiş ki yine telefonu hızlı çeviriyorsun. Dünkü şeyde, yani bir önceki plajdaki videoda gerçekten bir ara o kadar hızlı çevirmişim ki, yani ben bile başım döndü. Bunun için özür diliyorum sizden. Ama dediğim gibi telefonun sabitleme özelliği var mı? Yani orada tamam benim hatam ama genel olarak şeyde hani yürürken falan sabitleme özelliği var mı? Böyle hani görüntü şeyi
Bilen varsa yazabilir mi arkadaşlar? Dediğim gibi ben telefonun modeli iPhone SE 2020 model. Yakında buralardan gideceğiz, 20 gün sonra yaklaşık. Yani ortalama söylüyorum, 20 gün sonra. Gideceğiz, 2 ay geleceğiz. Sonra tekrar işimize, Mısır'ımıza devam edeceğiz. Mısırcılık işimiz çok şükür. Mısırcı geldi. Gittiler empanada yiyorlar bak. Yok, almıyorlarmış pardon. Empanada yiyorlar zannettim de yemiyorlarmış. Yasa böyle. Arkadaşlar. Ben yine oturdum. Abi ya acayip yoruldum bugün. Niye bilmiyorum. Acayip yoruldum. Çok öyle tur da atmadım. Bir kere şu bizim 9 numara var ya. Oraya gittim. Posto diyorlar buraya. Oraya gittim. Bir kere 8'e gittim. 8'den şimdi tekrar 9'a doğru gidiyorum. Kaç tane mısırım kaldı? Herhalde bir 13-14 tane mısırım kaldı ama bunun 6 tanesi zaten dünden kalmıştı biliyorsunuz. Acaba diyorum bunları da satmasam mı, 13-14 tane kalsa da onları da yarına mı, yarın da bir çuval alırım. Onları da üstüne mi koysam, yarın daha güzel olur. Hafta sonu. Bilmiyorum yani, ya da şu tarafa bir tur atıp tekrar mı dönsem bilmiyorum. Çok yoruldum bugün, sebebini nedir bilmiyorum yani, sebebini de bilmiyorum. Acayip yoruldum bugün. Ha bizim Senegalliler geliyor gene. Bir abimiz, kardeşimiz, arkadaşımız yaşı benden büyük küçük bilmiyorum sormuştu. Senegalliler nereden geliyordu hiç bilmiyorum. İnan ki hani deniz yoluyla mı geliyorlar, nasıl geliyorlar diye inan hiç bilmiyorum. Senegallilerin geldiğini müziklerinden anlıyorsunuz zaten. O şeyi satıyor ya. Aa, bu karperinyacı da bizi de müşteri zannetti. Karperinya satmaya çalışıyordu. Yanımdaki arkadaş da bu şey zaten. Bizim Arjantinli arabası. Burada bakın sattığımız araba. Onunla birlikte oturuyoruz. Bize Carperinha satıyor diyor. Biz de çalışıyoruz dedi o da. Şimdi altyazı yazmaya başladım. Yavaş yavaş şeylere. Videolara. Hani böyle şeylerde. İleride hani daha iyi olacak. Tek yani ilk öncelik işimiz YouTube olduğu zaman gezerken daha iyi olacak. Daha da yazacağım yani. Şimdi mesela bir önceki videoda yazmıştım. Kendimi iyi hissediyordum o gün. Yani çok yorgun hissetmiyordum. Yazdım öyle. Bundan sonra da yazmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar benim mısırları da göstereyim de. Bakın şu kadar kaldı. 2, 4, 6 tanesi zaten şeyden de hani dündendi. Gerisi de bunlar yani. Gitsem mi kalsam mı bilmiyorum. Bizim Arjantinli çalışıyor. Tüpün başlığını değiştirmiş bugün. Aa bak. Tüpün başlığını değiştirmiş. Bakın aynı benimki gibi almış yani. 150 reale aldım diyor. Bunlar daha iyi diyor. Ha şeyi değiştireceğim diyor. Tekerin rulmanları da almış. Onu değiştireceğim diyor. Ben de dedim. Ben dedim bizim orada ucuzlar satıyorlar. Eğer varsa dedim orada adam hurdacı var. Bir tane 20 reale satıyordu. Eğer varsa dedim alırım sana oradan. O da tamam dedi. Şimdi o bu tarafa gidiyor. Ben de hangi tarafa gideyim bilmiyorum ya da biraz daha mı beklesem burada. Bu taraflarda falan da mısırcı görüyorum ama gerçi herkes kısmetini yer. Bakalım hayırlara vesile olsun. Oy. Vallahi lazım yoruldum. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş çevireyim de. Şimdi şeyi göstereceğim size bak. Tam şurada
görünüyor mu bilmiyorum da. Zabıtalar. Salaha dedim bak Mısırcı'ya, dedim gitme oraya. Gerçi kolay kolay Mısır arabasını sahildeyken almıyorlar da. Oraya gidiyor da, o tarafa doğru gidiyor, gitme dedim. Adamlar orada yani. Vallahi ben de tam oradaydım. Bir geldiler, yardırdım böyle. Dedim lan siz mi hızlı koşarsınız ama ben mi hızlı koşarım? Koştum. Zaten şuralarda... Aa, buz gibi ya, nasıl giriyorlar? Zaten buralarda gittiğiniz zaman şuralarda araba çok rahat gidiyor arkadaşlar. Öyle zorlanmıyor yani araba. Rahat rahat gidiyor. Gene geliyor. Ben de hemen hızlı 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 koştum, kaçtım onlardan. Şu tarafta da bakın şöyle dağlar taşlar ne hale gelmiş. Sanki yağmur yağacak gibi. Yarın hava güzel gösteriyor ama bugün böyle oldu artık. Ben ne yaptım? Herhalde en son size gösterdikten sonra 2-3 tane galiba sattım. Bunları şöyle yaptığım zaman bakın işte bu kalmış arkadaşlar, şu kadar. Zaten dediğim gibi biliyorsunuz 6 tanesi dünden kalmıştı. 6 tane dünden kalmıştı. Gerisi de bugünden. Habire ertesi güne devrediyoruz. Bizim açığımızı arayanlar var. Şimdi diyecek ha satamıyor satamıyor. Vallahi düşünün artık yani 50 tane, bir çuvalda 50 tane var. Bir çuval aldım, bir de 6 tane vardı. Ne yaptı? 56. 56'dan kalan bu. Satamıyorlar, satamıyor diyenler de istediği kadar istediğini desin yani. Umurumda değil. Şuradaki 3 kişi var. Oturuyorlar, kız şeyini sardı ya, poposunu moposunu. Onlar biraz önce benden 3 tane alacaklardı. Cinsler ya. Denedi, yok dedi, tadını sevmedim. Başka bir mısırcı geldi, onu çağırdım dedim. Gel bundan al. Ondan denedi, onu da sevmedi. Abi 3 tane 4 tane mısırcı geldi. Hiçbirini yok 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 yok. Hiçbirini sevemediler sözde. Ya siz ne istiyorsunuz ki? Vallahi bak hep bütün mısırlar yeni. Öbür benden sonra çağırdım, o kara şey var böyle. Apache benim arkadaş diyeyim artık. Kanka dediğim zaman kızıyorlar. O var, ondan geldi şey denediler. Çocuğun mısırları da harbiden çok güzeldi yani. Onu da beğenmediler. Babam siz ne beğeneceksiniz? Sizin almaya niyetiniz yok o zaman. Neyse ben işte böyle arkadaşlar. Şimdi şuradan herhalde çıkıp gideceğim. Bunlar da kalıyorsa yarına kalsın. Yarın bunları da satarız. Tekrar göstereyim. Falan bu yani hepsi. Size göstereyim. Çıkıyorum ben arkadaşlar, gidiyorum. Bunlar yarına kaldı. Bakın kızlar burada futbol oynuyor. Dedim onları göstereyim size. Şu yere seren kıza da kanga diyorlar burada. Biraz önce mısır sattım ona da. Kalan da bunlar işte. Bunlar da artık yarına kalacaklar. Yapacak bir şey yok. Bakın nasıl oynuyorlar görüyor musun? Bak 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 bak. Şu etekli olan çok güzel oynuyor. Etekli olan çok güzel oynuyor. Oradan mısırcı geliyor. Oradan asayici bakın. Bak bu oynayamıyor. Öbürleri çok güzel oynuyorlar da. Bu oynayamıyor. Yerinde duramıyor zaten o, baksana. Ama harbiden güzel oynuyor kız yani. Harbiden güzel oynuyor abi. Oh, valla ben eve gideceğim şimdi. Gideceğiz yine yemek yapacağız. Ne yemeği yaparız bilmiyorum. Kız çok güzel oynuyor. O kız var ya, futbolcuyum diye ben futbolcuyum diyenlere taş çıkarır valla. Gördünüz mü? Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Baba hareketlere bak, hareketlere. Bak bak. Gördün mü nasıl oynuyorlar arkadaşlar? Gördün mü? O kız çok güzel oynuyor ya. O kız çok güzel oynuyor abi. Bir de kızıyor bunlara bazen de.
Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşürüz. Hadi bir daha oynasınlar. Onlar da 3 kişi oturuyorlar. Ben bir tane mısır aldılar. Baba bak. Neyse ben gideyim arkadaşlar. Ben gideyim, bugünlük bu kadar. Dediğim gibi mısırımız da bu kadar kaldı artık. Arkadaşlar ben şimdi kazanın suyunu boşalttım da şöyle net görün diye bir kere daha çekeyim dedim. Zaten biliyorsunuz 6 tane dünden kalmıştı. 2, 4, 6. Gerisi de işte 8, 9 tane, 10 tane falan kalmış yani bugünkülerde. En fazla. Görüyorsunuz mısırlar da büyük yani. Bunların her birisinden bir tane çıkıyor rahat rahat. Oh arkadaşlar, eve gidiyorum. Otobüse bineceğim inşallah şimdi. Şey daha önce söylemiştim ama yine söyleyeyim. Bana sitem etmeyin o konuda. Nedenini açıklayacağım şimdi. Hani bana diyorsunuz ya, Instagram'dan da yazıyor abi, yorum yapıyoruz cevap vermiyorsun diye. Asla cevap vermediğim olmuyor arkadaşlar. Cevap veriyorum ama ben çalışırken cevap vermiyorum. Nedenini söyleyeyim size, iki nedeni var. Birincisi zaman kaybetmek istemiyorum şeyle, hani yorumlarla. Çünkü bir yoruma cevap vereceksin, öbürüne vereceksin, Instagram'ı açacaksın falan, ondan sonra oraya gidersin derken artık çalışma enerjisi de düşüyor. Zaman kaybı da oluyor. Ama bu ikinci neden. Asıl önemli neden. Birinci neden ne biliyor musunuz? Şimdi bu biz mısır sattığımız zaman biliyorsunuz Pix gönderiyorlar. Havale gibi bir şey çoğu zaman. Telefonumun eğer şarjı biterse ben onları göremem. Ta onların telefonundan tek tek bakmam lazım. Hani gönderdik diyorlar ya, onların telefonuna bakmam lazım da bilmiyorum neydi. Uzun hikaye. O da iş konusunda zaman kaybı oluyor. Onun için şey yapmıyorum, yorumlara falan pek ilgilenmiyorum. İkincisi de yani bu birinci nedenin, asıl önemli nedenin ikincisi de ben kartla alışveriş yapanlar var ya arkadaşlar, kartla alışveriş yapıyorlar hani. Kartla alışveriş yapacakları zaman bir uygulama var telefonda, ben onu açmam lazım yani. O uygulamayı açıyorum, Bluetooth'la makineye bağlanıyor telefon. Makine daha doğrusu telefona bağlanıyor Bluetooth'la. O uygulamayla birlikte kartla çekim yapabiliyoruz. Yani kartla ödeme yapabiliyorlar. Şimdi şarjım biterse çoğu kişi de mesela kartla ödeme yapanların zaten genelde paraları yok. Yani nakit paraları yok üzerinde. Ne bileyim Pix, Pix, Mix yapamıyorlar. Bir şey oluyor yani. Onun için kartla. Aslında şöyle söyleyeyim. Nakit paraları yok. Kredi kartıyla ödeme yapıyorlar. Çünkü yani şey yiyorlar. Borç yiyorlar gibi bir şey. Oluyor, kredi kartının şeyini biliyorsunuz. Şimdi ben dediğim gibi eğer yorumlarda, Instagram'da şuydu buydu uğraşırsam ve şarjım biter. Zaten iPhone'ların şarjını iPhone kullananlar bilir yani. Sıkıntı. Onun için şey yapmıyorum. Adam kartla alacağım diyor. Bazen 3 kişi 4 kişi oluyorlar. Kart diyorlar. Yok dersen 3-4 tane mısır çöpe gitmiş olacak yani. Otobüs geldi de inşallah dolu değildir. Vallahi bineceğim ya. Dolu da olsa bineceğim. Bakın, işte Brezilya'da böyle bir sorun var. Klimayı açtığı zaman görüyor musunuz? Ön koltuk da aynı. Yani bütün otobüslerde aynısı olmuyor ama otobüslerin, bu tarz otobüslerin %90'ında oluyor. Bakın yara bandıyla şey yapmışlar. Kapatmışlar. Bir şey daha söyleyecektim ama şey söyleyecektim arkadaşlar. Şimdi ben mısır satarken çok kişiyle böyle muhabbet ediyorum. Hani Türkiye falan diyorlar, İstanbul'u biliyoruz olayı falan çok var. Çok çıkıyor böyle. Muhabbeti de seviyorlar, muhabbet de ediyorlar. Ben hani onları size aslında muhabbet ederken göstereceğim. Ama şu iki gündür mısır satışında biraz zorlanıyoruz yani. Biraz zaman alıyor mısır satması falan. Ben de dedim zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü mısır satamadık, moralimiz de bozulacak. Bu sefer video da çekemeyeceğiz. Ne bileyim her şey üst üste gelecek. Onun için şey yapmıyorum ama inanın
Bu haftadan sonra yani pazartesiden sonra falan böyle muhabbet ederken falan muhabbet edenleri de İstanbul, Türkiye size göstereceğim yani. O da aklınızda olsun. Arkadaşlar, ben şimdi en son 3 tane satmıştım. 2'ydi, sonra bir tane daha sattım şeyden sonra, kapattıktan sonra videoyu. Sonra buraya geldim. Şuraya, şurada gördüğünüz çocuklar falan var ya, oraya geldim. Orada 5 tane birden aldılar. Çok şükür. Yani 8 oldu. Yani şu anda fırtına kopsun isterse 30 real kardayım. Ben hani yol parası mol parası sayarsanız 20 real kardayım. Ben hiçbir zaman öyle yol parasını falan saymıyorum. Yani tabii ki para kazanmak için işe gideceksin. Yani ben saymıyorum, sayan da olabilir. Onu masraf olarak görmüyorum ben. Düşünmüyorum yani. Öyle o şekilde düşünmüyorum. Çünkü o zaman yemek de yemeyelim abi. O da masraf. Ne bileyim. Çay da içmeyelim, su da içmeyelim. Hiçbir şey yapmayalım. Hepsi masraf yani. İşte tam burada sattım ben 5 tane. Şurada şunlara. Pek de gitmiyorum. Burası biraz şey. Mısırcılar gelip gidiyor ama ne bileyim, saatte daha dediğim gibi saatte erken yani. 11.30 falan. Aa, bizim Kolombiyalı yine geliyor. Saat 11.30 falan. Hey, kesi hoje, kesi. Você piada? Já acabou? Eu sou sac. Você quanto? 3, 4 sac. Ah, bak. Fala, fala. Quanto sac? 3. Allah Allah. Boaz Vendez amigo. 3 çuval yapmış bugün. Ama yani yağmur yağması işi bozdu. Hava çok güzeldi bakın. Sabah geldiğimizde ona güvenerek yaptı. 3 çuval. Ama işte ne umduk ne bulduk hesabı. Moraller bozuldu bir anda. Videonun başında bunu mu yapsam acaba? Moraller bozuldu bir anda. Ben 8 tane sattım abi. Dediğim gibi 8 tane de en kötüsü 20 lira kârdayım yani. Hiçbir şey yapma. Kârda olmayayım ya. Zararda değilim sonuçta. Neyse. Arkadaşlar ben şurada bu gitsin bu arkadaş. Biraz daha takılayım ondan sonra. Böyle ben de olmasa şu tarafa doğru giderim diyeceğim. Bir tane mısırcı da orada olsun. Hayırlara vesile olsun. Vallahi arkadaşlar, o kadar kötü bir hava var ki, biraz güneş açar gibi oldu ama acayip rüzgar esiyor. Bilmiyorum, duyuyor musunuz rüzgarın sesini de? Yani ben artık bilmiyorum ne yapacağım. 13 tane sattım. 50 çık 80 real karımız var yani, öyle çok bir şey de yok. Saat 1 oldu. Yani düşünüyorum, gitsem mi kalsam ne yapacağım yani, çok kötü. Çok kötü yani. Normal hava güneş gösteriyor. Rüzgar müzgar hiçbir şey yoktu. Ama aşırı bir rüzgar var. Belki yaprakla şeyden bayraklardan da görüyorsunuzdur. Aşırı bir rüzgar var. Onun için ben de giderim diye düşünüyorum. Ha. Bu kadar var yani. Plajın durumu hiç durum değil. Böyle bir pazar olur mu? Olmaz. Şimdi diyecekler ki sen ağlamaya başladın. Yok vallahi ağlamıyorum. Sonuçta ben hani kardayım. Dediğim gibi 80 real kardayım. Çok değil de saat 1 daha şimdi. Ne olacak? Bilmiyorum, herhalde gideceğim ama yani büyük bir ihtimalle. Bir tane daha mısırcı geliyor. Ben bu çocuğun çalışma şeklini ben hiç anlamıyorum var ya. Öyle bir geliyor, bir gidiyor. Hiç bakmıyor sağa sola. Öyle karambole gidiyor. Yani acayip bir şey. Neyse. Demek ki yapıyor, kazanıyor. Öyle bu ama şey geliyor bana, böyle boş boş yürüyormuş gibi geliyor. Yani boşuna boşuna yürüyormuş gibi geliyor da tabii ki yani iş yapmaz herhalde, çalışmaz. Yani gelip mısır satayım demez herhalde. Bakın rüzgarı duyuyor musunuz? Rüzgarı belki duyuyor. Aa bak bak. Mısırcılara bak. Bir tane burada, iki tane de orada. Bak iki tane de orada. Herkes yani çok kötü bir durum. Çok kötü abi yani. Normal, herkes normal olarak geldi ama sıkıntı hava. Ki bakın şu tarafı da göstereyim. Bakın görüyor musunuz? Simsiyah geliyor yine. Rüzgar da o taraftan esiyor. Yani o siyah olan taraftan esiyor rüzgar da. Oradan geliyor yani. Bunlar da fotoğraf çekiyorlar böyle duşta muşta. Bakın suyun akışından da belli zaten. Ben gideceğim ya. Herhalde gideceğim. Bu mısırlar artık yarına kalacak. Yapacak bir şey yok.
Ben dediğim gibi arkadaşlar 13 tane satmışım tam. Hesabı yaptım bugün biraz önce. 13 tane satmışım. 80 lira karımız var. Saat 1 arkadaş. Artık gidiyorum yani. Giderken de size yolu da göstereyim dedim. İnsanlar burada, biraz insan var ama sahilde yok yani. Sahile inmediler. Hava bozuk, yağmurlu diye. Bir güneş açıyor ama ne oluyor? Şöyle yavaşça çevireyim. Başınız dönmesin arkadaşlar. Bakın o taraftan gene simsiyah geliyor yani. Enteresan. Üstelik bir hafta boyunca ne yağmur gösteriyor ne bir şey gösteriyor. Bir hafta boyunca sırf güneş gösteriyor yani. Hele bugün yani böyle olması daha kötü oldu. Neyse, hayırlara vesile olsun ya. Yapacak bir şey yok. Şimdi eve gideceğim. Kötü olan bir şey oluyor. Ne? Erken gidiyorum ya. Otururken böyle bir uyku bastırıyor. Gidiyorsun, yatıyorsun. Bu sefer gece uyuyamıyorsun. Bak bu kankam da gidiyor. Oi amigo, buona casa. Não, ainda não. Você já acabou já? Sim, eu não quero. Muito fraco. Devagar, né? Sim, muito fraco, muito hoje. Mas vai melhorar amanhã, vamos ver. Sim, amanhã, cara. Sim. Amanhã, só amanhã, mais. Sim, até amanhã. Bu arkadaş da gözlük mözlük satıyor. Eve mi gidiyorsun dedim, yok dedi. Yani eve gidiyorum şimdi. Otururken uyku bastırıyor. Uyuyorum, bu sefer gece uyuyamıyorum işte. Falan filan pişman işte. Durum bu. Gideyim kendime bir yemek yapayım. Patates kızartayım kendime, patates. Abi şey yaptım bugün, yorumları okurken demiştim ya ben, bu hani yağda, yağ olayını nasıl saklamaya şey yapacağım diye, hani dökülmesin şu bu. Arkadaşımızın bir tanesi çok güzel bir öneri vermiş. İsmini unuttum, kusura bakmasın. Hani bu spreylerden sprey şişelere koy diye bir öneri vermiş arkadaşımız. Çok da mantıklı geldi bana, çok da güzel. Hiç yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi dedikleri olay var ya. Aynen öyle arkadaşlar. Herhalde ben de 40 yıl düşünseydim aklıma gelmezdi. Ama arkadaşımız bu fikri verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ah, bizim Milio Milio'cu da gidiyor. Valla boşuna gidiyorum baba. Ben senin yanında olsam hiç gitmem. Ama gidiyor. Satıya en fazla taş çatlasın 10 tane. Kötü bir gün yani. Gizleyecek değiliz. Kötü bir gün. Now. Muito fraco. Muito. No tem pessoa. Tem muito, muito. Muito caosa. No tem pessoa. Sim. Você sabe, eu nada vem normal. Sim. Eu tenho milho, eu nada voltar. Uh-huh. Mas hoje... muito, muito fraco. não tem nada. Não tem pessoa. Tem muito carroça. Eu acredito. Só um favor. Cauinho, arkadaşımız da. Só um. Ah, tá bom. Muito obrigado. Valeu. Que venda é essa, hein? Isso que eu não cheguei cedo. Você sabe, eu milho não tem cabo, eu nada agora. Uhum. Mas hoje, não. Ah, mais um milho. Tem esse tempo. Falaram que ia chover hoje. Aí o professor não veio. De manhã tem chuva? É, fala. Buraco, amigo, eu... Passear, tem muito carroça, não tem pessoa, muito, muito carroça. 2 metros, uma carroça, 2 metros, uma carroça. Se fizer 200 conto. 200? 150. Aí, ó. E ele chega cedo, tá? Sim, 150. Tá bom. Ah. Vambora, 50 real milho. É? 50 real milho, 100 real eu. Bora pegar 150. Bıraktım arkadaşlar ben arabamı. Şimdi gidiyorum. 80 lira karımız var, Allah bereket versin. Yarın o kalan mısırları satacağım. Bugün tüp almamıştık. Kardayız. Aslında kar değil bu. Kardan zarar. Aa, öyle diyorlar ya. Aa, kardayım bugün, tüp almadım. Keşke tüp alaydım da. Hani hava güzel olaydı da keşke tüp alaydı. Tüp yok dediler.
Mısır işte aldık. Yarına da tüp alırım, ne yapayım? Yarına da tüp alırım, mısırdan kar ederim. Mısır almamayı kar olarak görüyor insanlarımız maalesef. Aslında kar değil, dediğim gibi kardan zarar yani. Neyse. Bu ben gezeceğim diyorum ya. Bazı arkadaşlar mesaj atıyor bana Instagram'da. Abi diyor gezme. Gitme, hazır ne güzel işini bulmuşsun. İşine devam et falan, ara verme. Sonra soğursun diyorlar işten. Bilmiyorum hani, veya yerini başkası alır. İki kere yerimi kimse alamaz. Bu orası ben şey yapmadığım sürece, hani bizim Türklerden falan diyorum. Ben tamam gel çalış demediğim sürece hiç kimse burada çalıştırmazlar. Oradan yana bir korkum yok. Benim yerim her zaman hazır. Kendi yerimi de ancak nasıl satarım? Hava parasıyla satarım arkadaşlar. Yok yok. İşim iyi. Bu eşin esprisiydi tabii ki de. Otobüs geliyor. Otobüs geliyor. Böyle arkadaşlar, yani değerlendiriyorum. Aslında gideceğim. Niyetim gitmek. Ama o kadar yazan arkadaşlar var. Güzel güzel de söylüyorlar. Bakalım bir değerlendireceğiz yine. Ama gideceğim dediğim gibi muhtemelen. Şimdi arkadaşlar otobüsteyim, ben gidiyorum da. Hani bir laf var ya. Ne umduk neler bulduk diye hayallerimiz suya düştü diyor ya. Şimdi ben de videonun başlarını düşündüm, öyle yapacağım. Hayallerimiz suya düştü. Ne umduk ne bulduk. Böyle şimdi tabii ki hani bize şey yapanlar var ya, böyle yıkılmamızı bekleyenler, bilmiyorum neler vardı. YouTube'da. Şimdi bunlar bir sevinecekler öyle görünce, tamam. Ne umduk ne bulduk, hayallerimiz suya düştü. Bir sevinecekler, böyle acayip bir sevinecekler. Sonra onların hayalleri suya düşecek. Yüksek müsaadenizle bunu yapacağım, videonun başlığı da hayallerimiz suya düştü, ne umduk ne bulduk. Tamam mı arkadaşlar, görüşmek üzere. Abone olursanız, beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. İçinizden geliyorsa tabii ki, dediğim gibi kendi isteğinizle. Görüşmek üzere diyelim, hoşça kalın. Bakın burası da Roşinya arkadaşlar. Burası da Roşinya. Hani var ya Vijigal, Roşinya. Burası da Roşinya. Buralar yokmuş olduğu için, bakın şurada mototaksiler var. Genelde insanlar burada mototaksiye binip gidiyor. Bakın mesela o kız, evet tam önümüzdeki kız biniyor mototaksiye, yukarıya çıkacak. Başka türlüsü yani çok zor. Hani çıkarsın belki de bir saatte nefes nefese kala kala. Herkes kullanıyor. Gördünüz mesela, kız bindi gidiyor. Brezilya'nın en sevdiği kapanışı de pamedalarından birisi de yine Roşinya. Vijigal, Roşinya. Bir tane daha vardı asıl en büyük olan da, onun adını unuttum ben. Dediğim gibi ne umduk ne bulduk, bugün güzel olacak dedik. İş iyi yaparız dedik ama olmadı. Hayırlısı olsun. Bir yandan açıyor bir yandan kapatıyor ama %99 yağacak yani. Bir de burada otobüslerde mesela şu olay var, görüyorsunuz şimdi şu adam Twix satıyor. Bakın Twix satıyor bu da. Bir reale satıyor arkadaşlar. Normalde markette 3 real, 3,5 real. 3,5 falan galiba. Ama böyle çok hızlı gitti yani, kimse almaz ki böyle. Neyse. Burası da benzinlik şey. Dediğim gibi arkadaşlar, ne umduk ne bulduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.